Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Apartman dairesi mimari çizimimize devam ediyoruz. Bu dersimizde zemin katın çizimine başlayacağız. Arkadaşlar, bütün her şeyin çizimine başlamadan önce aksların doğru yerinde ve aynı ölçü aralıklarında olduğuna dikkat ediniz. Buna dikkat etmek önemli çünkü akslar normalde neden aynı ölçü aralığındadır her katta? Çünkü kolonların ölçü aralığı, yani kolon sürekliliği devam ettiği sürece aksların da mutlaka aynı aralıkta olması lazım. Ama biz yine de tedbirli olmak babında bütün akslar arasındaki ölçülere bakalım. Bak, şimdi A ile B aksı arası 145, sonra 485 geliyor. Evet, 150, 150, 70, 20, 150, 150, 70, 20, 267,5, 42,5, doğru. Sonra 160, 90, 20, 70, 160, 90, 20, 70, 150, 150, 485, 150, 150, 485 ve 145 ve 145. Gördüğünüz gibi yatay olarak akslarımızın aralığı doğru. Zemin katta da aynı. Peki bir de dikey olarak aksların aralığına bakalım. Şuradan mesela hani 20, 115, 410, 75. 20, 115, 410, 75. 45, 280, 40, 190. 45, 280, 40, 190. 132,5, 107,5, 190. 132,5, 107,5, 190. 40, 280, 45. 40, 280, 45, 75, 410, 115, 20. 75, 410, 115, 20. Evet, aralıklarımız, aks aralıklarımız burada da aynı. Tamam, bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şu aksları alalım. Bize yardımı dokunacak çünkü. Şöylece alalım. Aks başlarını şu altta da almamız lazım. Evet. Şöylece... Evet, şu alttaki aks ölçülerini de alalım. Evet. Bütün aksları ve akslarla ilgili ölçüleri aldığımızdan emin olduktan sonra copy diyelim. CO sağa çekelim. Şimdi aks aralıklarımız aynı, evet, ama şu duvarların, şunların alttaki, yani aks aralığı haricindeki ölçüleri silebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlar bodrum kata ait ölçüler. Şunu şuradan silelim. Üstteki ikisi kalabilir. Yani aksların kendi arasındaki ve tüm ölçü kalabilir. Altındakileri silelim. Ölçülendirme metoduna dikkat ederseniz arkadaşlar, en üstte baştan sona ölçü, altında aks, onun altında da daha da ayrıntı, duvarlar veya perdeler arasındaki ölçü şeklinde büyükten küçüğe doğru kapladığı alan bakımından o şekilde gidiyor. Şunun da en altındakileri silelim arkadaşlar. Şimdi çalışmaya hazırız. Esasen bodrum kat çizimleri veya çizimin başlangıcı biraz yavaştır. Çünkü neden? Her şeyi orada ayarlarsınız. Ama bundan sonraki bölümlerde ilk çizdiğimiz butonları, annotation'ları veya ölçü birimlerini kullanacağımız için zemin kat veya diğer katlar daha kolay çizilir. Yani bazı hazırlıkları yapmış olarak onları çizmeye başlarız. Şimdi artık bu hazır. Burada, buraya da zemin katımı çizeceğim arkadaşlar. En başta bir kere şurada duvarım başlıyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Zemin katlarda ve diğer katlarda dışarıya da sıva atılacak ve bu sıvanın üstünde de bir yalıtım atılacak. Onun için iki tane çizgi vardır. Bakın. Şöyle nereden göstereyim? Şuradan göstereyim. Şurası duvarın kendi çizgisi, aksın altında kalan. Onun bir üstünde sıva vardır. Onun bir üstünde de yalıtım vardır arkadaşlar. Duvar çizimimizi yapalım. Temel çizimimiz olan duvarı yapalım. Başlangıcı bu köşeden yapalım. Nereden başlıyor? B ve 19 aksların birleştiği tam köşe duvarımızın başladığı yer. O zaman duvar aksımızı alalım. Şurada duvar layer'ımızı seçelim. Tıkladım. Polyline'a tıklayalım. Line'a da tıklayabilirdik, fark etmez. 19'la B'nin başladığı yerden devam ediyor ve G aksına kadar düz gidiyor. Peki, hatta G aksından sonra da şu duvarımız 5 cm dışarıya çıkıyor. Peki, şurada bakalım nasılmış. Evet, burada da aynı şekilde zaten 5 cm'lik bir sapma
Bakın 5 santim. Demek ki duvarımız da oraya kadar gelecek. 19 ve B aksından başlayacağım. G aksına kadar gelip 5 santimde geçeceğim hatta. 19 ve B aksının başladığı yer burası. Tıklıyorum birleştiği yere. Sağa doğru geliyorum. G aksına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra 5 santim, 5 enter deyip 5 santim daha gidiyorum. Şimdi ne yapacağım? Aşağı doğru geleceğim. Aşağıya nereye kadar geleceğim? Şu alttaki bir altındaki aksa kadar. Nereye? Yani 17 aksına kadar geleceğim. 17 aksına kadar geleceğim. Şu anda şu köşedeyim. 17 aksına kadar dik geleceğim. 17 aksına kadar yani şuraya kadar dik geliyorum, tıklıyorum. Ne demiştik? Önce simetrilerden faydalanacağız. Yani bu binaya, bu projeye dikkat ederseniz dört bir tarafı, sol tarafı, sağ tarafıyla ve alt tarafı da tamamen simetrik. Sadece şurası giriş olarak kullanıldığı için şuradaki mutfağın bölümü giriş olarak kullanılmış bu dairede, onu da çıkartarak yaparız. Şimdi ben ne diyorum yani? Sadece şu dörtte birlik kısmını yapıp ötekileri mirrorlamak anlamına geliyor bu da. Devam edelim. G aksına kadar geldikten sonra sağa doğru gidiyorum. Hangi aksa kadar? H aksına kadar, H aksına kadar yatay gideceğim. H aksına kadar yatay gittim, tıkladım. Devam ediyorum. H aksından yukarıya kadar çıkacağım. Ama ne kadar çıkacağım yukarıya kadar? Yani bu H aksından yukarıya 115 kadar gideceğim. Gideyim. Toplamaya da gerek yok. Polilinelerinden düştü. Tekrar line'a tıklayayım o zaman. Yukarıya geleyim 115. 115 enter diyeyim. Buradan da 110,86 yukarı gideceğim. Ve şu noktayı bulmuş olacağım. Bu noktayı. 41,21 ama açısı çok belli değil. Şurası şuradan şuraya 41,21'miş. Ama çok açısını orada belli etmesi lazım. Açısını da tam belli etmemiş. 45 derecelik bir açıyla çizelim. Şuradan line'a tıklayalım. Şuradan da şuna tıklayalım. F8'den çıkalım. Şöyle evet. 45'i yakaladık. Evet. 45 ne kadar gideceğim? 41,21 diyeyim. Enter diyeyim. Şurası da 25,86'ymış şu kulakçıkçı. 25,86 enter. Bir 10 santim bir kalınlık var şurada. 10 santim enter. Şimdi burada şey de yapabiliriz hatta. Offsetleme de yapabiliriz. Çünkü şurası 10 santim ise burası da 10 santim ise şurada bir 10 santimlik o zaman offset uygulayalım. Şunu J enter diyelim. Offset 10 enter dedim. Şuna evet şöyle buraya bir şey yapmış oldum. Şimdi şurada tabi fazlalık var, onu sileriz, önemli değil. Şunun birleştiği yerde şurada mesela şu arası kaçmış? 25'miş. Şuradan şuraya. Biraz karışık görünüyor ama çözülür. Tıkladım birleştiği yere. 25 değil 12,5 geleceğim. Enter diyeceğim. Şurada bir fazlalık var. Bunu da trimleyeyim. Gitsin. Peki neden 25 yazarken 12,5 geldim? Çünkü ben buradan itibaren katlayıp öteki tarafa da kopyalama, mirrorlama yapacağım zaman tam burası 25 olacak. Onun için burayı 12,5 yaptım. Şimdi şu ölçüleri bir ölçelim bakalım. 35,36 şurası bakalım. Evet, doğrudur. Doğrudur. Şurası bakın 35,36, 35,35 çok önemli değil. Şurası 41,21 diyor mesela. Şuradan şuraya 41,21 doğrudur. Şuradan şuraya 25,86 doğrudur. Doğrudur. Güzel arkadaşlar. Ölçülerimiz güzel. Bu ölçüleri doğru olduğunu ispatlamış olduk. Şimdi devam edelim. Şuradan yine bu köşenin başladığı yerden nereye kadar aşağı ineceğim? Şu perdenin şu köşesine kadar aşağı ineceğim. Neresiymiş orası? 15 ile aynı aksın devamı. Yani şu aksdan 15 aşağı kadar ineceğim. Boy line alayım. Tıklayayım. 15 aksının birleştiği yeri tıklıyorum. Peki buradan sonra ne kadar sola gideceğim? Bu da iki aks arası kadar, yani 145 kadar sola gideceğim. Şuradan şuraya A ile B aksı kadar. Tam 145 tıkladım. Evet, buradan şimdi ne kadar aşağı gideceğim? 15 ile 13 aksı kadar aşağı, hatta 13 aksından da 25 aşağı ineceğim. Onu sonra yaparım. 15 ile
13 aksı kadar aşağı ineyim. 10 pardon, ando diyelim. 15 aksından 13 aksına kadar geldim, tıkladım. Şimdi neredeyim? Tam 13 aksının birleştiği yerdeyim. Tam şu köşedeyim. 25 santim değil mi bu kolonumuzun kalınlığı? 130'a 25. Evet. O zaman şimdi ben buradan aşağıya doğru F8'i açarak 25 enter diyebilirim. Şu köşeye gelmiş olurum. Bu köşeye geldikten sonra da sağa doğru ne kadar gideceğim? Şuradan şu arası arasındaki açıklığı bilmem lazım. Bakıyorum. Evet, şuradan tespit ediyorum. Bak. Şurada bir ölçü var. 52.5 diyor. Bakın aynı hizada. Mesela buraya da koymuş olabilirdi. Şurada gördüm ben bunu. 52.5. Şu aynı aks ile duvar arasındaki mesafe. O zaman buradan sağa doğru 52.5 gelebilirim. 52.5 enter diyeyim. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıya ineceğim. Şu aks hangi? 10 aks. 10 numaralı aks. Yani şu köşeden 10 numaralı aksa kadar gelirim. Buradan 25 kere gidebilirim. Evet, 10 numaralı aksa kadar geleyim. Tıkladım dik. Şimdi tam şuradayım. 10 numaralı aksdayım. Bak tam buradayım. Buradan 25 kere geleceğim. 25 kere gelince şurayı çizme şansını elde edeceğim. Şu anda sağ tıkıp enter diyeyim. Buradayım şu anda. Tam şuradayım. 25 kere geleyim. Tıkladım. Yukarıya doğru 25 enter dedim. Evet, 25 santim bunu geri çekmiş oldum. Polyline'ıma tıklayayım arkadaşlar. Şuradan şuraya ne kadar? 52.5. Ben şuradayım. Şuradan şuraya 52.5 gideceğim. Peki tıklayayım. 52.5 enter diyeyim. Düz gittim. Buraya geldim. Şuradayım şu anda. Tam şuradayım. Buradan sonra ne kadar? 36.57. Burada da yazıyor zaten. Peki dik bir şekilde 36.57 enter dedim. Gittim. Bak buradayım. Şimdi 45 derecelik bir açıyla 41,21 gideceğim. Peki 45 derece yakalasın. Yani şurası 135 olacak. Ne oluyor? 41,21 enter. Şimdi sağa doğru 25,86. 25,86 enter. Şimdi enter deyip şöyle yapalım. Şurayı bir explode yapalım. X evet. Polyline'ı patlattım. Şu X ayrı olsun. Şu ikisini birleştireyim. J enter diyeyim. Şu ikisini birleştirmiş oldum. Şimdi bunu bir de offsetleyeyim. Offset kaç santim? Bak 10 santim duvar kalınlığı varmış. 10 dedim. Buraya böyle yapmış oldum. Şimdi şuraya bir de line'la şurayı bir kapatayım. Tamam. Şimdi şu genişlik ne kadar? Bak şuradan şuraya 25 santim. Yarısı kadar çizeceğim. Aşağıya kadar 12.5. Evet. Evet, neden? Çünkü bu da şuradan itibaren aşağıya mirrorlanacak. Ve böylelikle bu mirrorlama yapılırken yarısını çizelim ki öteki yarısı da geldiğinde tam 25 olsun. 12.5 çizdim burayı da. Evet. Şimdi şu ölçülerimizin doğruluğunu bir inceleyelim. (41,21, 25,86) 10 santim kalınlık. Doğru. Gördüğünüz gibi bu ölçülerde birebir doğru olduğunu ispat etmiş olduk sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her tarafta dış duvar kalınlıkları 25 santim. Genellikle ısı ve ses yalıtımını sağlayabilmesi için daha kalın olur dışarıdaki duvarlar. Bunun için şurada bakın tıklıyorum. Şunlar bir parçaymış. Şuraya da tıklıyorum. Bu da bir parçaymış. Şurası bir tek 10 santim. Şurası. Aslında bununla 25 yapabilirim demiş ama yapmamışlar. Biz de yapmayalım o zaman. Buna J enter deyip birleştirdim arkadaşlar. Join komutunu uyguladım yani. Buna bir de gelip offset diyeceğim. 25 enter. İçeriye de o doğru 25 santim offsetlemiş oldum duvarımı. Bakın burada da 25 santimlik var. Burada da offset diyeyim. Enter diyeyim. Şuna da 25 yapayım içeriye doğru. Bir tek şunu bir 10 santim yapacağım. Offset. 10 enter. Şuradan şuraya içeriye doğru 10 santimlik offset uygulamış oldum. Trim yapalım. Evet. Tamam. Enter dedim. Arkadaşlar şu iki kesişen noktanın birleşimini yapabilmek için birçok şey yapabiliriz. Bak bunu tutarım. Bunu buraya getiririm. Buradan uzatırım. Şöyle tıklar.
Ötekinde tıklar birleştirebilirim ama bunun kolay yolu şudur. Fillet'a gelirsiniz. F Enter dersiniz. Ve Reduce'a gelirsiniz. Reduce'ı 0 dediğinizde ki şu anda da 0 seçili. 0 Enter dersiniz. Bak şimdi. Önce buna tıklayın. Sonra buna tıklayın. Şöyle birleştirsin. Reduce yapıyor ama sıfırlık bir reduce olduğu için tam köşe olmuş oluyor. Böylelikle bizim çizimimizde böyle duvar işlerimizde kolaylık sağlıyor.